Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım, 2022 yılının ilk gününden hepinizi sevgiyle ve mutlulukla kucaklıyorum. Ve tekrar bu yeni yılın, 2022 yılının hepiniz için huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu bir yıl olmasını bir kere daha temenni ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz 3 Ocak, 9 Ocak haftasında genel anlamda kolektif enerjimi, tabii ki özellikle ilişkiler bağlantılı neler bekliyor ona bir bakacağız benim özel melek kartlarımla. Ve artık diğer destelerden de yararlanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu bana çok soruyordunuz. Allah izin verirse bu yıl konseptimde böyle bir değişiklik de yapacağım. Bundan sonra mümkün olduğunca desteleri çoğaltarak çok fazla desteyle sizlerin kafasındaki sorulara daha böyle net cevaplar için ulaşacağım sizlere. Evet arkadaşlar, haydi bakalım birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifime niyet alıyorum. Ve 3 Ocak 9 Ocak haftası için niyet alarak şöyle bir kartlarımı kesiyorum. Ve rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir odaklanın, rezone olun. Bu arada bundan önceki videomda telefon numarasında bir yanlışlık yapılmış. Onu tekrar silip yüklemek istemedim açık söylemek gerekirse. Bu yüzden dolayı bir daha söylüyorum. Bu açılımlar bütüne, kolektif, genel açılımlardır. Eğer ki bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz ki videolarımın alt bandında da bu numara geçecek. Ayrıca diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında mevcut da olacak. Instagram ve TikTok kanalım. Oralardan da beni takip edebilir ve tabii ki mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi 3 Ocak 9 Ocak haftası için kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı alıyorum arkadaşlar. Bakalım, evet, inşallah her biriniz için güzel bir hafta başlangıcı olur. Bakalım bu hafta kolektif enerjimi neler bekliyor bir bakalım. Evet, şimdi bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlar benim bizim asıl kartlarımız, tabii ki her zaman olduğu gibi yine kolektif enerjime niyet alarak şimdi buradan gelecek mesajlara da bir bakmak istiyorum. Bakalım bakalım şuradan gelecek mesajlar, şöyle bu desteden bakalım kolektif enerjime hangi mesajları alacağız ve yine diğer destemizden de seçelim bakalım. Evet, bakalım bu desteden gelecek mesajlar ne olacak. Yine 3 Ocak 9 Ocak haftasına kolektif enerjime niyet alarak kartlarınızı seçtim. Ve şu kendini keşfet kartlarından da bakalım yine kolektif enerjimi yönlendirecek nasıl bir mesaj gelecek. Direkt bakar mısınız, düştü. Ya bunu kesinlikle almak istiyorum. Düştü çünkü mesajıyla geldi. Diğer kartı da aldım arkadaşlar. Niyetim bir tane çekmekti. Ama demek ki bir mesaj varmış onda da. Şöyle kartlarımı kenara alıyorum. Olumlama kartımı en son alacağım. Haftanın olumlamasını. Evet. Haydi bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Bakalım bakalım 3 Ocak 9 Ocak haftasında sizleri neler bekliyor sorusuna bakalım kartlarımdan nasıl cevaplar gelecekmiş. Evet, bu hafta biraz zorlu bir hafta gibi gösteriliyor. Niye derseniz,
Şimdi bu hafta arkadaşlar, belki de yeni yılın ilk haftası olmasından kaynaklı, belki de böyle koca bir yılın yorgunluğunu üzerinizden atma çabası da olabilir. Çünkü bu hafta böyle karşınızda bir şeylerin engellenmeye çalışıldığı ya da engellerle boğuşacağınız bir hafta. Şimdi bu engeller iş hayatınızda, aşk hayatınızda, aile çevrenizde ya da arkadaş ya da sosyal çevrenizde de karşınıza çıkabilir. Şimdi bu hafta için özellikle kafanızda belirlediğiniz her ne varsa, uzun zamandır yapmak istediğiniz ve bu hafta ben bunu hayata geçireceğim diye düşündüğünüz ne varsa bunları bir süreliğine daha ertelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zira eğer ki acele hareket ederseniz yanlış kararlar ya da yanlış sonuçlara doğru ilerleyebilirsiniz. İş anlaşmaları için son derece uygun bir hafta. Eğer ki çalışıyorsanız ya da kafanızda bir işle bağlantılı planlar var ise bununla ilgili de mutlaka harekete geçebilirsiniz. Çünkü sizin için şanslı bir hafta olacağı benziyor. Özellikle kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz, ayaklarınıza daha yere sağlam basmak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Maddi ya da manevi anlamda gücünüzü toparlamaya başlayacağınız, daha böyle sıkıntılarınızdan arınacağınız, özellikle ilişkilerle bağlantılı kafanızdaki soru işaretlerine ya da sıkıntılara yanıt bulmaya başlayacağınız bir hafta olacağı benziyor. Sadece özellikle bu hafta içerisinde biraz sakarlıklara ve dalgınlıklara çok açıksınız. Yanıcı, kesici, delici aletlerden uzak durun mümkün olduğunca. Özellikle yine çevrenizden bazı eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Hani bir şeyleri doğru yapmadığınıza dair ya da ben bunu işte senden beklemezdim gibi konuşmalara maruz kalabilirsiniz. Bu tarz şeyler tabii hep diyorum ya, siz kendi senaryonuza göre alın burada. Bu tarz muhabbetlere karşı da dikkatli olmanız konusunda uyarılıyorsunuz. Hani en azından hazırlıklı olun ki bu tarz mevzularda muhatap olduğunuzda karşı tarafa verecek bir cevabınız olsun. Ayrıca beklentilerinizi çok fazla yüksek tutmayın aşk hayatınızda ya da iş hayatınızda ya da sosyal çevrenizde. Çünkü bir şeylerde gene böyle engeller ya da olumsuzluklar ya da hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Hani çok bir şeyleri gözünüzde abartmayın. Beklentilerinizi çok fazla yüksek tutmayın, öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani fırsatlar çıkarsa karşınıza, özellikle işle ilgili şanslı bir hafta, hani bunları değerlendirin ya da kendi işlerinizde büyütebilirsiniz ya da bir iş başvurusuna bulunabilirsiniz. Yine bu hafta kendinize özellikle bazı konularda verimsiz hissedebilirsiniz. Sanki elimi neye atsam kurudu, tutunduğum bütün dallar elimde kaldı. Yine ilişkilerle bağlantılı üçüncü kişilerden kaynaklı, bu işte hayatınızdaki ya da aklınızdaki kişinin hayatında olan bir üçüncü kişi olabilir ya da iş hayatı, aile hayatı gibi hani üçüncü olduğunu düşündüğünüz kimler varsa bunlarla ilgili özellikle kendinizi böyle onların karşısında daha zayıf, daha güçsüz hissedebilirsiniz. Sanki onlar sizden daha önce geliyormuş hissiyatı yaşayabilirsiniz karşı taraf tarafından, yani hayatınızdaki kişiyle ilgili. Burada biraz böyle akışta kalmanızda mantık var. Çünkü görmeyin, duymayın, konuşmayın bir şeyleri. Eğer ki daha böyle akılcı ya da mantıkla davranmazsanız burada zararlı çıkan siz olabilirsiniz. Daha sakin kalmakta, daha kendinizi rölantiye almakta fayda var. Özellikle yine bu hafta içerisinde duyacağınız ya da gelecek topluluk, cemiyet ya da bir düğün, dernek haberi gündeminizde olabilir. Bu cemiyetlerle de bağlantılı hazırlıklar yapabilirsiniz ya da o cemiyetlerle ilgili bir yola çıkma kararı verebilirsiniz. Yine geçmişten gelen bazı konular aniden gündeminize gelebilir ya da geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz bir kişi ya da
birkaç kişiler diyeyim burada, tekrar hayatınıza gelmek için sizinle diyaloğa geçmek isteyebilir ya da bu aşk hayatınızda da olabilir arkadaşlar. Ama burada özellikle bu kişi ya da kişileri niye geçmişte bıraktığınızı unutmayın. Adımlarınızı daha tedbirli ve dikkatli atın bu kişilere karşı. Yine kendi cinsinizden olan, siz bir eril enerjiyseniz bir eril ya da bir dişil enerjiyseniz bir dişile karşı biraz daha bu hafta temkinli davranmanızda fayda var. Zira kafanıza takıntı yaptığınız, öldürüp bitiremediğiniz bazı konularda sizin o takıntılarınızı kışkırtacak, daha onları böyle bir üst seviyeye yükseltecek konuşmalar ya da tavırlar içerisinde olabilir. Biraz kulaklarınızı tıkamakta da fayda var bu tarz kişilere karşı. Yine bu hafta görünürün arkasında görünmeyen ya da bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığı konular ya da sizden üstü örtülmüş, gizlenilmiş mevzular ortaya çıkabilir. Burada böyle biraz daha iç dünyanıza dönüp iyi bir sorgulama yaptıktan sonra bu konuların ya da bu olayların üzerine gitmenizde de fayda olduğunu düşünüyorum. Yine takıntı ve saplantı yaptığınız bir ilişkiniz var ise bir türlü aklınızdan, kalbinizden atamadığınız bir kişi, onunla da ilgili duyacağınız ya da kulağınıza gelecek bir haber sizi şaşırtabilir. Tabii ki bu sizin adınıza olumlu olarak gelecek bir haber. Yani onunla ilgili sizi bekleyen güzel bir gelişme de var burada. Hatta bir ortamda da belki de karşılaşma durumunuzda söz konusu olabilir. Şimdi bakalım diğer mesaj kartlarımızdan kolektif enerjime gelen mesajlar ne olacakmış arkadaşlar, bir bakalım. Şimdi bu hafta özellikle dilinizi silah olarak kullanmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Çünkü aşırı öfkeli davranabilirsiniz ve bu öfke de belki ilişkiniz ya da etrafınızdaki kişilerle olan ilişkinizi yıpratabilir. Ve burada aileden ya da çevreden gelen olumsuz etkiler yaratacak. Bakın burada da zaten uyarmıştım ben sizi. Kişilere karşı dikkatli olun. Enerji temizliği yapın mümkünse. Çünkü negatif enerjilere de maruz kalmış olabilirsiniz burada. Ya da negatif enerjilerle ilgili sizinle uğraşılmış olabilir. Bu hafta belki onu çok yoğun hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi temizlemek adına da kendi dilinizde, dininizde artık nasıl arındırma yapıyorsanız bu şekilde bir arındırma yoluna, temizliğe gitmenizde de fayda var diyor kolektif enerjiye. Ve son olarak bir yardım çağrısı alabilirsiniz ya da birine bir yardım eli uzatabilirsiniz. Özellikle bu bir aşk ilişkisiyle ilgili olabilir. Kendi aşk hayatınızla ilgili de belki bir yardım isteğinde bulunabilirsiniz. Ama burada bir durumun iyileştirilmeye doğru gideceğini veriyor burada. Ve aşksal sorunlar için çözüm bulunabilir diyor kartlar. Yani aşk hayatınızla ilgili bir çözüm sizi bekliyor diyor buradaki kolektif enerjiye gelen mesajlar. Ve diğer mesajlara baktığımızda, evet bakın burada da zaten az önce söylemiştim, iş hayatınızla ilgili ki bir mesaj burada diyor ki yeni bir iş ya da aşk kapısı, ama bir şeylerin sonunu görmeden yeni maceralara da atılma isteği yaşayabilirsiniz. Burada biraz daha dikkatli adım atın mesajı geldi. Ve bakın şans, baht açıklığı ve güçlü enerjiler, özellikle bu hafta istediğinizi elde edebilme gücünü kendinizde bulabilirsiniz. Ama burada hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri böyle çok fazla yargılamaktan vazgeçin ya da kaçının, daha ziyade karşı tarafı anlamak için harekete geçin.
Ve kendini keşfette bu hafta için bakalım kendinizi hangi konularda keşfetmeniz gerektiğine karşı gelen mesajlara bir bakalım. Evet, öncelikle kendinize odaklandığınız an her şey hızla değişmeye başlar. Çünkü kendinizi merkeze koyduğunuzda tüm enerjiler seni büyütmek için çalışmaya başlar ki biliyorsunuz artık Jüpiter de Balık burcuna geçti. Jüpiter zaten bir şeyleri büyütür, abartır, genişletir. Bunun da demek ki etkisi olacakmış. Özellikle kendinizle bağlantılı. Ve bu uçan bir karttı biliyorsunuz, kartları karıştırırken ki gelen mesaj çok enteresan. Gidenin arkasından üzülmek, başkasının varlığı ile var olmaya çalışmak gibi, başkasının senaryosunda boğulacağınıza, kendinizi herkesten bağımsızlaştırarak kendi senaryonuzu ölümsüzleştirin diyor buradaki mesaj. Evet, çok enteresan. Demek ki bakın, burada da ben size söylemiştim. Kendi içinize dönmeniz, kendi iç dünyanızda bir sorgulama yapmanızı söylemişken gelen diğer kartlardan, mesajlarda bunu doğruluyor gördüğünüz gibi. Ve son olarak bakalım 3 Ocak 9 Ocak haftası için gelen olumlama kartımız ne olacakmış? Kolektif enerji. Bakın yine kendinizle ilgili, ne kadar enteresan, görüyor musunuz? Enerji işte böyle bir şey. Tamamen aynı konu ve aynı doğrultu üzerinde giden kartların gelmesi işte enerjinin gücünü gösteriyor arkadaşlar. Evet, kendimi affediyorum, kendimi olduğum gibi kabulleniyorum diyoruz bu hafta. Yani kendinizden özür dileyin arkadaşlar. Biliyorsunuz en büyük kul hakkı kendinize girdiğiniz kul hakkıdır. Bunu sakın unutmayın. İşte kendinizi aşırı üzmek, aşırı yormak, aşırı işte çalışmak gibi. O yüzden lütfen öncelikle kendimi affediyorum, kendimi olduğum gibi kabulleniyorum demeyi unutmuyoruz bu hafta. Evet arkadaşlar, 3 Ocak, 9 Ocak haftası için gelen mesajlar bunlardı. Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz ve beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.